Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığışı örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere daha önce kanalımda yapmış olduğum bir modelimi sizler için tekrar paylaşacağım. Sebebine gelince, çok fazla istek aldı. Yaka ve kol kesimini gösterir misiniz diye. Ben de sizlerin istekleri doğrultusunda bu videoyu çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlar, gerçekten bolca yorumlar aldığım için bu videoyu çekiyorum. Şöyle modelin yapılımı için şöyle arkadaşlar, ben trabzanlar hazırladım. Videomun fazla uzun olmasını istemiyorum. Ve şöyle ipimi de göstermek istiyorum. Alize Angora Gold arkadaşlar, siz dilediğiniz marka ip seçebilirsiniz. Tığım ise 7 numara tığ, yine model üzerinden anlatacağım. Bu videomda arkadaşlar modelin yapımını hatırlatmak için modelin yapımını anlatacağım. Diğer hemen arkasından da modeli üzerinde kesimlerini anlatacağım inşallah. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin yapımına geçelim. Şöyle 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Kenarda yelek için kenar patı ayarlıyorum arkadaşlar. Şöyle 3'te çektim kenar trabzanlarımı. Şöyle ben 5 tane kenar trabzanı oluşturacağım. Tabii ki sizler burayı isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle hemen bir tane zincirimi çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin, pardon, trabzanımın içine battım. Bu şekilde 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 2 tane ilmeğim tığımda. 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Yine buraya trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine tekrardan bu şekilde trabzanlarımı yaptım. 4 tane ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Ara kısmı. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan, gerçekten hızlı ilerleyen bir model. Sizlerden de çok istek aldığım için modeli tekrar hatırlatmak için çekiyorum arkadaşlar. Bunun üzerinden de nasıl yaka kol kesebiliriz onu anlatacağım. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine yaprak yapıyoruz. Tekrar 2 defa 3. yaprağımızı da oluşturmuş olduk. Burada şöyle 2 tane zincir, kapatmış olduğum zincirle birlikte 2 zincirimi çektim. Tığımın başına yine 2 defa ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanımın içine trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Hemen sıradaki trabzanıma trabzan. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanıma trabzan. Bu aradaki trabzan sayısını siz artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben 3 tane yapmıştım o modelimde. Burada da 3 tane gösteriyorum. 1, 2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanıma girdim. Tekrar burada yaprak oluşturuyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzan. Tığımın başına ipimi aldım. Yine trabzanımı yapıp 3 tane ilmeğimi birlikte topladım. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Yine aynı yuvanın içine 2. yaprağımızı yapıyoruz. Tekrar ikişer ikişer ilmeklerimi örüyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine battım. İkişer ikişer ilmeklerimi ördüm. 4 ilmeğimi birlikte topladım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzanlar yapıyorum. Tekrar aynı yuvanın içine trabzan. Hepsini birlikte topladım, kapattım. Şöyle 2 tane zincirimi çektim. Yine aradaki trabzanımı yapıyorum. Şöyle sayalım.
1, 2, 3, 4 ve 5. trabzanımın içinden girdim. Sıradaki trabzanıma trabzan. Tekrar sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum. Şöyle iki model olarak yaptım arkadaşlar. Tekrar iki tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. trabzanıma girdim. Yine buraya modelimi yapıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimi kurduktan sonra kaç ve kaçın katlarında trabzan yapmamız gerektiğini de söyleyeceğim. Evet, bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, şöyle sıra sonuna geldim arkadaşlar. Burada son örneğimi yaptım. Tabii ki ben katlarını saymadan yaptım. Saymadan yaptığım için buraya fazla arttı. Tabii bu kenar kısmından sizler az yapabilirsiniz. Dikin yerine az yapabilirsiniz. Şimdi katlarına gelince şöyle sayalım. Şimdi burada zincirimi çektim. Ben kenar kısmına artık trabzan yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 5. trabzandan giriyorum. Yaka kesimini bu kısımdan gösterebilirim sizlere. Şöyle tekrar üçlü çekiyorum kenardaki kenar trabzanlarını. Sizler elinizin ayarına göre bu kısmı ayarlayın. Şöyle 2, 4, 5 dediğim üzere saymadan yaptığım için aslında şu kısımdan daha fazla, ön patını daha fazla bırakabiliriz. Tekrar şöyle 2, 4, 5 bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 6 tane ön patı için trabzan yeterli. Şöyle 3 tane zincirimi çektim. Modelimin ikinci sırasındayım. Zaten modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Biraz büyük bir parçada göstermek istiyorum. Çünkü dediğim üzere bunun yaka ve kol kesimini model üzerinde göstermek istiyorum. Şöyle büyük bir parça oldu arkadaşlar. Yine buraya bir tane zincirimi çekiyorum. Burada hemen birinci kısma şöyle zincirime, ilk zincirime giriyorum. İki yaprak arasına 1, 2, ikili trabzan yapıyorum. 3, aynı yuvanın içine 4, aynı yuvanın içine 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen diğer kısma geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 tane de buraya yaptım. Evet, bu şekilde. Evet, burada 5 tane trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektik. Hemen aradaki ara trabzanlarımın üzerine ikili trabzan yapıyorum bu sefer de. Bir alt sırada üçlü trabzanıydı. İki defa tığımın başına ipimi almıştım. Burada ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Yine bu kısma geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Hiç arada zincir çekmeden hemen diğerine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer zincirimin içine bir tane zincir, tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle modelimi göstermek istiyorum. Modelim bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tekrar aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine buradaki trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer hemen zincirime geçiyorum. 5 de buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar bir zincir aradaki ara trabzanlarımızı yapıyoruz.
Evet. Bir zincir trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Hızlı yapıyorum çünkü modelimin tekrarı, yani modelimin aynısı arkadaşlar kanalımda mevcut. 2, 4, 5. Videomun başında da belirtmiş olduğum gibi çok istek aldığı için üzerinden yaka ve kol kesimi yapacağım modelin. 2, 4, 5. Tekrar bir tane zincirimi çekip kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bu kenardaki kenar trabzanlarını da elinizin ayarına göre, örneklerinizin gidişine göre ayarlayın arkadaşlar. Burada 2, 4, 5 tane kenar trabzanı yapıyorum. Dediğim üzere buradaki kenar trabzanları tamamen sizin isteğinize kalmış. 3 tane zincirimi çekip yine kenarda üçlü trabzanımı yapıyorum. Çünkü modelim hızlı ilerliyor. Buradaki kenar trabzanlarımı yapıyorum. Evet, tekrar modelimizi tekrar ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada modelimizi nasıl tekrar ediyoruz? Evet, 2, 4, 5 trabzanımdan sonra şöyle bir tane zincirimi çektim. Hemen şu kısma giriyorum. Pardon, tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine trabzanlarımı yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle ilmeklerimizi topluyoruz. İkişer ikişer örüp 4 tane ilmeğimi topladım, kapattım. 3 tane zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine tekrar yapraklarımı yapıyorum. Tığımın başına 2 defa ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı yuvanın içine tekrar buraya yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum. 2 defa tığımın başına ipimi aldım. Ara trabzanım. Tığımın başına 2 defa ara trabzanım. Tığımın başına 2 defa ipimi aldım. Aradaki ara trabzanım. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben modelimi 1-2 sıra daha ilerleyip tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle modelimi tekrar göstermek istiyorum. Bu şekilde örneğimiz. Evet, modelimizi hatırlamış olduk. Daha önce yapmış olduğum modelimi şöyle gösterdim. İnşallah bir diğer, hemen bundan sonraki videomda ise bu model üzerinden bu yeleğin yaka ve kol kesimini göstereceğim sizlere. Evet, bir videomun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.